Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademi Arama ve Kurtarma Kulübü tarafından hayata geçirilen Geleceğimiz Sadece Salıncakla Sallansın projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Okulların rutinde yaptığı gezilerden çok daha farklı ve kapsamlı geziler olarak planlandı. Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İlafet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan'la birlikte çok sayıda ilkokul öğrencisi katıldı. Sadece yaşamak isterdim. Toplantının açılışında konuşan proje koordinatörü Murat Tiryakioğlu, 2007 yılında öğrenci kulübü olarak kurulan kulüpte toplumsal afet bilincinin oluşmasına dair bir proje geliştirdiklerini söyledi. Yarı profesyonel ya da profesyonel amatörler diyebileceğimiz bir ekip yetiştirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz kulüp olarak. Ne yazık ki iki acı tecrübemiz var kulüp olarak. Birincisi Simav depremi. Mayıs 2011'de yaşadığımız Simav depremine Akademi Arama Kurtarma Kulübü'nün 15 üyesi İlafet Acil Durum Müdürlüğü'nün himayesinde katıldı ve hayatın normalleştirilmesine dönük çalışmalarda katkı sağladı, yemek dağıttı, çadır kentin oluşumunda ve düzeninde resmi ekiplere yardım sağlamış oldu. Tiryakioğlu bu projeyle hedeflerinin okul öncesi öğretim çağındaki çocukların toplumsal afet bilincine sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti. Biz ekip olarak toplumsal afet bilincinin oluşturulmasına yönelik bir hayal kurduk. Dedik ki toplumsal afet bilincine sahip nesiller yetiştirelim. Yetişkinler için yapılabilecek şey ne yazık ki çok sınırlıydı. Onun için biz işe geleceğe yatırım yapmaktan başlayalım dedik. Ve sayın proje danışmanımız Bilge Tiryakioğlu'nun isim anneliğini yaptığı proje ortaya çıktı. Geleceğimiz sadece salıncakla sallansın dedik. Projenin amacı okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara toplumsal afet bilincini aşılamak ve bunu çeşitli onların düzeylerine indirgenmiş çeşitli oyunlarla, etkinliklerle, aktivitelerle ve tiyatro oyunuyla destekleyerek bu bilincin erken yaşlarda oluşmasını sağlamak. Diğer bir konuşmacı ise İlafet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan'dı. Buldan, Akülü Gençleri Anaokulu'ndan başlayarak deprem bilincini aşıladıkları için teşekkür etti. Özellikle depremlerde bilinçli toplum oluşturmada katma değer oluşturduğundan dolayı Akü Arama Kurtarma Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Temel afet bilincinin artması konusunda her kademedeki bireylerin katılımının sağlanması bu yöndeki farkındalığı artıracaktır. Depremlerin can ve mal kaybına yol açtığından söz eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Van depreminde eğitim anlamında da kayıplar olduğunu belirtti. Van depreminde onlarca öğretmen arkadaşımızı yitirdik. Bunlardan bir tanesi de Afyon ilimizde. İsmini bir okulumuza verdiğimiz Ali Çağlar kardeşimiz de genç bir öğretmenimiz. Bunları da burada rahmetle şimdi anıyorum. Üniversitemizin bu kulübü böyle bir projeyle bize geldiklerinde gerçekten bizi heyecanlandırdı. Ve bizim katkımız ne olur düşüncesiyle beraber oturup konuştuğumuzda tabii ki malzeme mutlaka bizden olacaktı. Çünkü eğitim dediğimiz zaman küçüklükten itibaren toplumun bütün kesimleri saran bir durum.